Kitap Fuarı'nın bir özelliği var. Anadolu'da düzenlediğimiz, TÜYAP'ın Yayıncılar Birliği ile birlikte düzenlediği kitap fuarları arasında en çok öğrenciye ulaşabildiğimiz ikinci sıradaki kitap fuarımız şehrimiz bizim Adana ve bunu 13. yılında gerçekleştirdi. Geçen sene 75 bin öğrencimizi ağırladık fuar boyunca. Sanıyoruz bu sene bu sayıyı daha da yukarılara taşıyacağız. Özellikle büyük desteklerle, belediyenin araçları, valiliğin destekleriyle birlikte çok sayıda öğrencimize, gencimize ulaşmış oluyoruz. Ve görüyoruz ki fuarın ilerleyen günlerinde o öğrencilerimiz velileriyle birlikte fuarı ziyaret ediyorlar. Bu çok değerli bir durum ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan bir şey. Geçen sene de 363 bin kişiye ulaştı kitap fuarı. Yine bir bölge fuarı olarak Adana'nın önemini gösteren ve diğer kentlerden farklılaştıran en önemli unsurlardan bir tanesi de bu oldu açıkçası. Bereketli topraklarda fuar yapmak, kitap fuarını burada açmak çok anlamlı. Fuar süresince 70'e yakın kültür etkinliği gerçekleştireceğiz. Bu kültür etkinliklerimizde özellikle hafta içi günlerde çocuklarımıza yönelik farklı atölye çalışmaları, yazarlarla buluşmalar, okuma etkinlikleri gibi çok sayıda etkinliğimiz olacak. Hafta sonlarında da yetişkinlere yönelik, farklı okul profillerine yönelik yazarlarımızı ağırlayacağız. TÜYAP Kitap Fuarları'nın en büyük özelliği çok renkli, farklı kültürel çeşitliliği bir arada bulunduran fuar olmasıdır. On binlerce kitabın bir arada bulunduğu en büyük platform olmasıdır. Dolayısıyla 9 gün boyunca yine biz bu çok çeşitliliği, renkliliği koruyarak 300 yayın evini ağırlıyor olacağız. Ve 500 yazarı konuk ediyor olacağız. Bu rakam da çok ciddi bir rakam. Türkiye'nin çok önemli yazarları, tek tek isimlerini saymak çok zor ama birkaçından örnek vermek istiyorum. Gülten Dayıoğlu, Arif Keskiner, Ercan Kesan, Ahmet Ümit, Ahmet Telli, Yavuz Bahadıroğlu, Canan Tan, Behiç Ak, Çelik Kuzlikoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ayşe Kulin, Nebil Özgentürk, Hasan Ali Toptaş gibi çok sayıda iyi Adana'da konuk edeceğiz Çukurova Kitap Fuarı'nda. Her gün saat 10 ile 20 arasında kapılarımız açık. Bu kültür şenliğini bir kez daha tüm Adanalıları ve Adana dışından gelecek olan tüm misafirlerimizi huzurlarınızla yeniden davet etmek istiyorum. Ve yılın ilk kitap fuarını burada açmanın heyecanıyla birlikte herkese önce sağlıklı, huzurlu ve bol kitaplı bir yıl diliyorum. Çok teşekkür ederim. 46 binin üzerinde ziyaretçiye fuarlarımız ev sahipliği yaptı. 700'ün üzerinde de firmamız stand açmak suretiyle 2019 yılında yeni ticaret bağlantıları kurdu. Bu pek çok bakımdan kendi içinde rekorları ihtiva ediyor. Bugüne kadarki ziyaretçi rekorumuz hem tüm fuarlarımızda hem de kitap fuarımız üzerinde geçen yıl kırıldı. İnşallah 2020 yılında yeni rekorlara, yeni sayılara doğru da bunu ulaştıracağız. Bu sadece ziyaretçi ve katılımcı sayısıyla sınırlı kalmadı. İhracatımızın arttırılmasında, yeni ticari ilişkilerin kurulmasında ve Adana'nın bulunduğu stratejik konumun yeni iş ağlarıyla da pekiştirilmesiyle birlikte de bambaşka bir boyuta ulaştı. Aynı zamanda da Çukurova'mızın bereketli toprakları kadar kültürel özellikleri ve turizm potansiyeline dünyanın dört bir tarafından gelen ziyaretçilerimizle bir araya getirmeyi başardık. Peki burada kaldık mı? Hayır. Yeni fuar konu başlıklarında bunları eklemeye devam ediyoruz. Sayın Valimizin liderliğinde, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Oda Başkanlarımızın desteğiyle ilk kez önümüzdeki ayın başında kısmet olursa tekstil ve hazır giyim fuarımızın da açılışını hep birlikte inşallah gerçekleştireceğiz. Buna da yeni konu başlıkları katmak suretiyle de fuarcılığın merkezi, siklet merkezi, ağırlık merkezi haline de Adana'yı inşallah ülkemize getireceğiz. Hedefimiz ulusal fuarlarımızı uluslararası boyuta taşımak, uluslararası fuarımız olan tarım fuarımızı da çok daha yüksek ölçüye çıkartması yapacağım. Türkiye'deki yayıncılık sektörüyle ilgili genellikle bazen şehir efsaneleri konuşulur. Türkiye'de kitap okumuyoruz. Kitap okuyanımız az. 10 bin kişiye bir kitap düşüyor. Bunların hepsinin şehir efsanesi olduğunu söylüyorum. Neden söylüyorum? 2019 yılında Bağımsız Türkiye Yayıncılığı 423 milyon 602 bin 828 adet kitap yayınladı. Bunu nereden biliyoruz? Bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kitapların arkasında yapıştırdığımız, ondan aldığımız, Yayıncılar Federasyonu'ndan aldığımız bandrollerle görüyoruz. 423 milyon kitap ürettik. Bu geçen seneki üretimin %3.16 fazlası.
Evet, zor bir yıl geçiriyoruz. Çok zor koşullar altında yayıncılık yapılıyor. Ama yayın evlerinin okurlarıyla arasındaki bağı güçlü tutması, sektörün de ayakta kalmasını, sıkıntılarını çözerek yürümesini gündeme getiriyor. Bir başka veri daha vereceğim size. Okuma kültürü meselesi Türkiye'nin en can alıcı meselelerinden bir tanesi. Sadece bizim değil, bütün dünyanın bir meselesi. Hatta 0-12 yaş grubu arasında bütün dünyadaki ülkeler rekabetçi bir nesil yetiştirmek için okuma kültüründen başka sarıldıkları hiçbir argümanları yok. Şimdi bizim çocuklarımız da geçmişte bu kürsüden de konuşurken 2015 yılının PISA sonuçlarını size anlatmıştım. 2018 yılında OECD'nin 78 ülke arasında 15 yaş lise çocukları arasında yapmış olduğu sınavlarda Türk çocukları okuduğunu anlamada 40. sırada. Fen bilimlerinde 42. sırada. Bu geçmiş yıllara göre biraz bizi öne çıkartmış gibi görünse bile OECD'nin ortalamasının altında görünüyoruz. Birazcık altındayız. Türkiye'nin bir başarısı var. Okullaşma meselesinde OECD ülkeleri arasında çok daha başarılı. Fakat okuma kültürü meselesini neden önemsiyoruz? Bugün bilgi artık öyle bir hale geldi ki var olan bilgiyi metinin içerisinden çıkartmak, kritize etmek, muhakeme etmek ve bu bilgiyi kullanma anlamına geldi. Ve bütün bu dijital dünyanın kirlenmesiyle beraber bütün ülkelerin kendi çocukların eğitimi açısından da okuma kültürünün çok önemli olduğunu söylüyor. Peki okuma kültüründe biz neredeyiz? Deminki söylediğim 40. sırada okuduğunu anlama meselesinde bir sıkıntımız var. Bunu nasıl geliştireceğiz? Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı da kendi içinde ABİDE diye bir projeyle de kendi arasındaki öğrencilerin 4. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerin arasında yaptığı bir anket var. Bu anketten Milli Eğitim Bakanlığı bir ders çıkartıyor. Çok acı bir şey söyleyeyim size de. Türkçeyi %41'i neredeyse Türkçe bilmiyor diyorlar. %35'i orta düzeyde Türkçe biliyor. %35 civardaki rakamda Türkçeyi çok iyi kullanabiliyor. O zaman rekabetçi bir nesil yetiştireceksek okuma kültüründen başka dayanacağımız, yakalayacağımız hiçbir şeyimiz yok. Onun için bir seferberlik yaratmamız gerekiyor. Bu seferberliğin de hem okullarımızda hem aile ve baba evlerde anne ve babalara düşen görevler de var. Anne baba örnek olarak okumazsa çocuğuna da televizyon seyrederken oku demesinin hiçbir anlamı yok. Onun için hep önce ailelerden başlayan okuma kültürünün geliştirme meselemiz var. Aynı zamanda da okullarımıza düşen görevlerimiz var. Bütün bunlarla ilgili hem Milli Eğitim Bakanlığı'na hem Kültür Bakanlığı'na önemli işler düşüyor. Sınıf kitaplıkları, okul kütüphaneleri kurulması, halk kütüphanelerinin yaygınlaştırılması, yerel yönetimlerinde halk kütüphanelerine benzer kütüphaneler açması, hatta gezici kütüphanelerle yoksul bölgelere ulaşmasını sağlamamız lazım. Bizim ülkemizin önemli örnek insanlardan bir tanesi eşekli kütüphaneci Mustafa Güzelgöz. Bundan 50 yıl önce Niğde'nin köylerine kitabı eşeğiyle götürerek aydınlanmanın bir anlamda öncüsü oldu. Onun için bize de bugün bir görev düşüyor. Hem yerel yönetimlere hem de devlete. Ama bu görevler devlete düşerken biz de kendi kendimize hep şikayet eden, hep öneren insan olmayalım dedik. Türkiye Yayıncılar Birliği, Avrupa Birliği'nin İBB programlarından bir tanesinde Türkiye'nin 10 büyük sivil toplum kuruluşundan birisi haline geldi. 500 bin euroluk büyük bir projede okuma kültürünü yaygınlaştırma platformu altında bir proje yaptı. Bu proje kabul gördü. Bu proje çerçevesinde Türkiye'de okuma kültürüyle ilgili kim ne gibi çalışmalar yapıyor, bunu bir okuma kültürü haritasını çıkaralım dedik. Bu haritayı yaptırdık. Türkiye'de 362 tane sivil toplum kuruluşu, aktivist, öğretmen, platformlar, web siteleri okuma kültürüyle doğrudan geliştirmek için çalışmalar yapıyormuş. Bunların öbeklenmesine göre de dedik ki ne yapalım? Bir de okuma kültürü araştırması yapalım. Bu okuma kültürü araştırmasında burası önemli. Yaptığımız okuma kültürü araştırması, burada size kitapçığını da göstereceğim. Epeyce kalınca bir kitapçık. Bu Türkiye'nin saygın araştırma şirketleri biri tarafından yapıldı. Aslında Türkiye okuyormuş. 15 yaşın üzerinde yaklaşık 9000 kapı çalındı. Türkiye'nin profilini bize verecek olan 9000 kapı. Bunun 3000 tanesiyle yüz yüze görüşüldü. 3000 yüz yüze görüşmenin sonunda okuma kültüründe 15 yaş üzerindeki insanlarla yapılan bu görüşme sırasında toplumun %42'si ben okuyorum diyor. %18'i geçmişte okuduk.
%16'sını çok evvel okudum diyor. Çok samimi bir şekilde %22'si de diyor ki kitapla bir tabla okumayla hiç işim olmaz. Bu kadar net. Bu rakam kıta Avrupa'sında 24 okumuyorum diye. Biraz ileride Balkanlarda, Romanya'da 49, %49 okumuyorum. Şimdi bu önemli bir şey. Bu önemli veriyi yayıncılarımız farklı şekilde değerlendirecek. Kamu farklı şekilde değerlendirecek. Yerel yönetimler farklı şekilde değerlendirecek. Her birliğiyle bir seferberlik başlatmamız için önemli bir şey. Onun için ayranımız ekşi demek yerine evet böyle bir potansiyel var. Hatta bu toplum okumaya o kadar çok önem veriyor ki herkes çocuğunun okuması ve toplumun içinde iyi bir yere gelmesi için mücadele ediyor. Bir kere burada net. O %22 okumuyorum diyen de diyor ki okumak çok önemli. Bundan daha değerli bir bilgi olamaz. Bu çerçevede 4 bölge seçeceğiz dedik. Bu proje çerçevesinde. Bu 4 bölgeden bir müjde vereyim burada. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı. 4 bölgeden bir tanesi de Adana oldu. Şimdi Salı günü ayın 7'sinde 25 büyük sivil toplum kuruluşu, aktivist ve öğretmenle burada ilk toplantımız startını vereceğiz. Ve bu startla da beraber ne yapacak bu projede? Okuma kültürü projesinin, okumayı yaygınlaştırma projemizde buradaki sivil toplum, aktivist, yerel yönetimlere dünyanın önemli okuma kültürü başarılarını buraya taşıyacağız ve eğitimini sağlayacağız. Ve bunun sürdürülebilir şekilde sadece bu proje kapsamında değil, daha sonra da devam etmesi için, toplumun içerisinde daha etkin olabilmesi için yerel yönetimlerinde, Sayın Valim sizin de önemli desteğinizle de bu okuma kültürünü ve bizim milliyetimin de işini kolaylaştıracağımız, toplumun da işini kolaylaştıracağımız yaygınlaştırma projemizin içerisinde el birliğiyle el vermenizi sizden özellikle rica ediyorum. Bu çerçevede belki de bir sivil inisiyatif olarak başlattığımız, şikayet eden değil, öneren ve bunu yapan, birlikte düşünen, birlikte düşünüp birlikte hayata geçiren yanın bir tarafında olma meselesi açısından Türkiye Yayıncılar Birliği olarak ve yayın dünyası olarak bundan son derece mutluyuz, son derece de haz duyarak aşkla, şevkle bu işleri yapmaya devam edeceğiz. Demin Cemre Hanım söyledi, kitap fuarlarının özelliklerinden bir tanesi de Türkiye'de yaklaşık 400 bin çeşit kitap var. 400 bin çeşit kitabı hiçbir kitap evinde bulamazsınız. Bu fuarda bizim tespitimize göre en az 60 bin çeşit kitabı okur gelip burada kitabı görebilir. Yazarlarıyla etkinliklerinde buluşabilir. O kültürel çeşitliği açısından da her türden, her fikirden, her anlayıştan, her düşünceden yayıncı arkadaşımız, yazar arkadaşlarımızla beraber burada o kültürel çeşitliği hayata geçiriyor. Evet. Bundan birkaç gün önce olağan felaketi yaşadık. Bunu aslında hafif de atlattık diyebilirim. Bizim üstümüze ne düşüyorsa yapacağız. Bu vesileyle ben tekrar hepinize saygılarımı sunuyorum. Adana'nın kurtuluşu kutlu olsun diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Karanlık zihniyetlerin ve cehaletin en büyük düşmanı hiç kuşkusuz kitaplardır. Kitap fuarları ise okuyan, okuduğunu iyi yorumlayan, olayları geniş açıdan gören, bilgisini insanlığın hizmetine sunan kitlelerin buluştuğu müstesna ortamlardır. Ülkemizin önemli kitap fuarlarından biri olan Çukurova Kitap Fuarı'nda da onlarca yazar ve yayın evini binlerce okuyucuyla bir araya getiren bölgemizin en büyük kitap fuarıdır. Söyleşiler ve imza günleriyle Adana kültür dünyasını aydınlatacak fuarın bu yılda büyük etki oluşturacağına ve ziyaretçi rekoru kıracağını yürekten inanıyorum.